Merhaba sevgili gençler. Yine Türkçe sorularını çözmeye devam ediyoruz sizlerle. Evet, kaldığımız yer arkadaşlar yine sözcük yapısıyla ilgili. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar yapı deyince bilmemiz gereken olay şu. Basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır. Basit olanlar içerisinde herhangi bir yapım eki almamış, tek sözcükten oluşan sözcüklere diyoruz biz. Türemiş sözcük ise arkadaşlar içerisinde baktığınız zaman köküne, eklerine ayırdığınız zaman içerisinde bir tane yapım eki varsa o da ne oluyor arkadaşlar? Türemiş sözcük oluyor. Eğer iki sözcükten oluşuyor ise o zaman da birleşik sözcük diyoruz. Evet, buna göre bakalım şimdi. Şiir ve İnşa adlı makalesinde halk edebiyatını göklere çıkarmış, ona övgüler yağdırmıştır. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda şuna da dikkat edelim. Şimdi çıkarmış diyor, yazarmış der. Mesela kökteş olan bazı sözcükleri verebilir. Burada çıkmaktan çıkarmak fiili mi yoksa çıkarmış derken er ekiyle mış ekinin birleşik zaman oluşturması mı? O da cümledeki yerine göre anlamlandırılması gerekiyor arkadaşlar. Bizim burada göklere çıkarmış derken çıkmaktan çıkarmak fiili olduğu için er burada geniş zaman eki değil. Arkadaşlar er ekini biz ne olarak göstermemiz gerekiyor? Fiilden fiil yapan ek olarak bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sözcüğü biz ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş olmuş olur. Bir tane yapım eki olan sözcük türemiştir. Defteri Amali isimli hatırasında derken hatır kelimesini arkadaşlar kelime kökü olarak alabilir miyiz? Evet. Hatırdan hatıra deyince ne olur? Yine arkadaşlar yapım eki gelmiş, türemiş bir sözcük olur. Daha sonraki çekimekler çok önemli değil. En az bir tane yapım eki varsa sözcük zaten türemiş olur. Yazarın nesilleri zaman içinde sadeleşmiştir diyor. Sade kelimesine dikkat edin arkadaşlar. İsim köklü bir sözcük. Daha sonra sadeleşmek yani isimden fiil alan yapım ekiyle sözcük türemiş olmuş. Yazarın eserlerini dört unsur besler derken arkadaşlar buradaki ses olayını görmek zorundasınız. Çünkü eğer ses olayını görmezseniz beslemek fiili şeklinde düşünürsünüz ve yanlış yaparsınız. Burada besiden beslemek olacak arkadaşlar. Kökü isim köklü. Daha sonra besiden beslemek şeklinde arkadaşlar ne var? İsimden fiil olan ek var. Evet, dolayısıyla ne diyoruz? Türemiş sözcük. Evet. Hayat kelimesini arkadaşlar kök olarak hayat şeklinde alacak olursak hayatın yenileşmesi yani kalan kısmında sadece çekim eki var. Dolayısıyla bize soruda yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır demişti. Cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? E şıkkı olmuş olur. Evet, diğer sorumuza bakalım gençler. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yazım yanlışı yoktur diyor. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? İstanbul Türkçesi onunla büyük ölçüde şiir dili haline gelmiştir. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun kuralları içerisinde üçüncü çoğul veya üçüncü tekil o sözcüğü, onlar sözcüğü eğer özel adın yerine kullanılmış ise de küçük yazılması gerekiyor arkadaşlar. Burada O'nun küçük olması gerekir ve kesme işaretiyle ayrılmayacak. Burada bir yazım yanlışı vardır diyoruz. Yazar divan şiirinde mahalleleşme tarzının 18. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir. Arkadaşlar bakın mahalleleşme tarzının 18. yüzyıl diyor. Burada yüzyıl büyük harfle başlamaması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Kasideden derken kaside özel bir ad değildir. Divan edebiyatı nazım şekillerinden bir tanesi olduğu için bir tür adıdır. Dolayısıyla kesme işaretiyle ayrılmaz. Yazar Arapça ve Farsçayı bakın burada herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü Farsçayı derken yapım ekinden sonra çekim eki gelmiş olsa da kesme işaretiyle özel adlara geldiğinde ayrılmıyor arkadaşlar.
Bu da bir ayrı kural. Bu dinlerde yazacak kadar öğrenmiştir. Herhangi bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Din dışı konularda eser vermiş, şiirlerinde Lale Devri eğlencelerini anlatmıştır diyor. Arkadaşlar devir, çağ, dönem bunlar yine Türk Dil Kurumu'nun kurallarına göre büyük harfle başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmuş olur. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi söylenemez diyor. Evet gençler biraz daha karma dil bilgisine doğru gidiyoruz soruların çözümünde. Bakalım şimdi. Birinci cümlede diyor ilgi ekine yer verilmiştir. Arkadaşlar buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlgi eki deyince aklımıza sıfat yapan ki'ler, ilgi zamiri olan ki gelmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bunu tamlayan eki olan ilgi hal eki ile karıştırıyor. Sakın arkadaşlar ÖSYM'nin böyle bir sorusu vardı. İlgi eki şıklarda var. Fakat yukarıda ki'lerle yapılmış bir sözcük olmamasına rağmen arkadaşımız orada tamlayan ekini ilgi eki olarak aldığı için yanlış yapabiliyor. Dikkat edelim. Evet şimdi biz ilgi ekine yer verilmiş mi bakalım. İlahi türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Bakın burada bir sıfat yapan ki var. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İlgi eki diyoruz. Evet burada yer verilmiş diyoruz. İkinci cümlede ünsüz benzeşmesine birden fazla örnek vardır diyor. Ünsüz benzeşmesi neydi arkadaşlar? Sert coşmak, sert sessizle biten bir sesten sonra yumuşak ünsüz gelmez. Eğer varsa da sertleşir arkadaşlar. Yani burada gımgın eki ne olmuş? Şeyden, sert sessizden dolayı kum şeklinde olmuş diyoruz gençler. Evet bir tane bulduk. Yine baktığımız zaman tasavvuf inançlarını işlemiş şeyle biten yine sert bir sessiz arkadaşlar. Dırdır eki ne olmuş burada? Tir şekline dönüşmüş. Bunun sebebi kendinden önceki sert sessizin olması arkadaşlar. Yani iki tane ünsüz benzeşmesine örnek bulunmuş oluyor. Evet şimdi C şıkkına bakalım. Üçüncü cümlede ek eylem kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar ek eylemin iki tane görevi var bildiğiniz üzere. Bunlar ya birleşik çekimli fiil olur, fiillerde bulunur ya da arkadaşlar ismi yüklem yapar. Bakın burada da bir hata yapıyor arkadaşlarımız. İsmi fiil yapar gibi düşünüyor. Oysa ek eylemin görevi ismi yüklem yapar. Fiil yapmaz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi üçüncü cümlede ek eylem kullanılmış mı? Bakıyoruz hemen kelimeleri taradığımızda sahip kelimesi yüklem olmuş arkadaşlar. Dikkat edin. Sahip kelimesi yüklem olduğuna göre burada isim soylu bir sözcüktür. Dırdır eki de bizim geniş zaman diye tanımladığımız ek eylemdir arkadaşlar. Sahiptir. Ek eylem almış demektir. Evet. Dördüncü cümlede hem edat hem ilgeç vardır diyor. Arkadaşlar bu arada hatırlatalım. Edatla ilgeçleri çoğu zaman arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Bunun en güzel yolu Türkçe'de kullanılan edatları ve bağlaçları ezberlemeniz. Ortak kullanılanlar arasında da yine konu anlatırken söylediğimiz bazı özellikler var. Mesela ile sözcüğü cümleden çıkarılırsa, anlam bozuluyorsa buna ne diyoruz? Anlam bozulduğunda edat, anlam bozulmuyorsa bağlaç. Bu genel bir kuraldır ancak bazen istisnaları çıkabiliyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmek lazım. İle sözcüğü için madem öyle hatırlatmaya devam edelim. Ne ile, kimin ile, nasıl sorularına cevap verdiği sürece ile sözcüklerini biz hep edat olarak alırız arkadaşlar. Şiirlerin çoğunu hece ölçüsü ile söylemiştir. Ne ile söylemiştir? Hece ölçüsü ile söylemiştir. Edat yani ilgeç var diyoruz arkadaşlar. Bağlaç var mı? Evet. Ama bağlacı var. Burada hem edat hem bağlaç kullanmış arkadaşlar. Beşinci cümlede belgisiz adıl örneği vardır diyor. Belgisiz adıl arkadaşlar
ismin yerini tutan bazı kimse, kimi, herkes gibi birkaçı gibi sözcüklerden oluşuyor. Tasavvufa özgü kimi terimler dışında. Şimdi burada kimi sözcüğünün belgisiz adıl olabilmesi için ismin yerini tutması lazım. Oysa arkadaşlar kimi terimler diyor. Bakın önündeki ismi belirtmiş. Belirsizlik anlamı katan belgisiz sıfat diyoruz arkadaşlar buna. Belgisiz zamir yoktur arkadaşlar. Evet, 5. cümle yanlış. Hangi söylenemez demişti? E şıkkı söylenemez diyoruz. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır diyor. Düzeltelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır? Şimdi arkadaşlar burada da fiilimsi eklerini mutlaka ezberliyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkamazsınız. Her zaman da karşılaşacağınız soru kalıplardır. Eylemsi kullanılmamıştır. Bakalım. Batı şiirinden aldığı derken dık dik eki arkadaşlar burada sıfat fiil ekidir. Sıfat fiiller biliyorsunuz her zaman sıfat görevinde kullanılmayabilir. Ama burada Batı şiirinden aldığı zevk derken zaten sıfat olmuş. Biçim, ölçü ve uya sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Bazen öğrencimiz şu AE'leri gösterir. Bir kere arkadaşlar fiilimsinin mantığını yakalamak lazım. Nedir o? Fiilimsiler, fiilimsiler fiil olan sözcüklere gelir. Sıkı sıkıya derken burada olmaz. Ama üzüm üzüme baka baka kararır derken bakmak fiiline gelen AE orada fiilimsi olur. Evet, burada kullanılmamış. Diğer şıkları teyit etmek için bakalım. Fahriye Abla, Serenat gibi unutulmaz lirik şiirlerinin yanı sıra nasıl şiirler? Unutulmaz lirik şiirler. Mezma Zeki arkadaşlar burada fiilimsi sıfat fiil olarak kullanılmış. Simgecikten yararlanmış yeni bir şiir oluşturmaya. Bakın oluşturmak fiiline yine ne yaptım? Mema eki getirdim. Daha sonra da fiilimsiler zaten isim çekim eklerini alabiliyor. Buradan da yakalayabilirsiniz. Evet, hecenin 12'li, 13'lü kalıplarını kullanarak diyor. Gençler bakın burada da zarf fiil eki var. Ezberlemeniz gerekiyor demiştim. Kullanmak fiiline arak erek eki getiriliyor. Böylelikle arkadaşlar cevabımız ne olmuş oldu? Bursa yani biçim, ölçü ve uya sıkı sıkıya bağlı kalmıştır sözcüğü. Cümlesinde herhangi bir fiilimsi yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş bir sözcüğe örnek vardır diyor. Ne demek örnek yoktur diyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Gövdeden türemiş ifadesi gençler en az iki yapım eki alması gerekiyor. Çünkü kök yapım eki aldığı zaman gövde olur. Bir yapım eki daha alırsa gövdeden türemiş olur. Evet, şiirleri basamak basamak basmaktan basamak olmuş arkadaşlar. Basamaklanmak, basamaklandırmak. Gördüğünüz gibi birden fazla yapım eki olduğu için bu sözcüğü ben gövdeden türemiş diyebilirim. Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinde divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir şiir içinde eritebilmeyi başarmıştır. Bakın burada yapım eki almış sözcük arkadaşlar söylemek fiili, söyleyiş. Sadece bir tane yapım eki almış. Dolayısıyla gövde olmuş. Gövdeden türememiş. Çağdan çağdaş olmuş. Yine aynı şekilde gövde olarak kalmış. İçinde yapım eki yok zaten. Eritebilmeyi sözcüğü arkadaşlar birleşik sözcük olduğu için bakmıyoruz. Baştan başarmak sözcüğü. Burada da arkadaşlar bir tane yapım eki var. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Bursa oluyor. Diğerlerine bakalım yine. İlk şiirlerinde hece ölçüsüyle uyaklı şiirler yazmıştır. Ölçmekten ölçü arkadaşlar bir tane yapım eki var. Uyak, uymaktan uyak olur. Evet, yani seslerin birbirine uyması uyak, uymaktan geliyor. Uyak sözcüğü fiilden isim olmuş. Daha sonra isimden tekrar isim yapan yapım eki var. Yani gövdeden türemiş diyoruz. Evet, hem kendi kuşağını hem 1960 sonrası şairlerimizi derinden etkilemiştir. Etkilemek, etmek fiilinden etki olmuş arkadaşlar. Etkiden etkilemek olmuş. Yani fiildi. Fiilden isim oldu. İsimden tekrar
fiil oldu. Gördüğünüz gibi iki tane yapım eki var diyoruz. Burada da hemen arkadaşlar önden ön kelimesi köktür, isim köklüdür. Önemli derken önem olmuş isimden isim. Daha sonra tekrar lı eki gelerek önemli sözcüğü arkadaşlar ne oldu? Yine isimden isim yapan birden fazla yapım eki bulunmuş oldu. Evet, cevabımız Bursa'ydı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik eylemden oluşmamaktadır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar birleşik eylem kaleme almak mesela bir birleşik eylemdir. Kaleme almak çünkü mecaz anlamda kullanılmıştır. Beş ecezilerin en etkili şairi ve memleket edebiyatı akımına öncülük etmiştir diyor. Burada öncülük etmek yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil. Çoban Çeşmesi ve Akarsu şiirlerinde Anadolu insanını ve toprağını pastoral bir anlatımla dile getirmiş. Dile getirmek yine nedir? Birleşik fiil olmuş oluyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Sanat adlı şiirinde hem kendi sanat anlayışını hem de memleket edebiyatının temel felsefi yaklaşımını ortaya koymuştur. Ortaya koymak anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz. Şiirlerinde coşkun bir lirizm, sade ve akıcı bir dil görülür. Burada arkadaşlar görülmek türemiş fiildir. Ne görülür? Sade ve akıcı bir dil görülür. Tek başına kullanılan bir fiildir. Evet sevgili gençler, bu şekilde dil bilgisi tekrarı yapmış olduk. Soru çözümlerine ve edebiyat olarak cevaplarını bulmaya devam edeceğiz. Ben edebiyatla ilgili olan kısmını sona bırakıyorum. Çünkü sayısalcı arkadaşlarımız da sadece Türkçe ile ilgilendiği için öncelikle bunu bitirelim istedik. Hoşça kalın arkadaşlar.